Selamun aleyküm. Bugün miladi 15 Haziran 2022 Çarşamba, Hicri 16 Zilkade 1443. Günün ayeti. Rabbim, beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Günün hadisi. Allah kendi yolunda gazaya çıkan kimseye kefil olmuştur. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. Milattan önce 763. Asurlular ilk güneş tutulmasını kayıtlarına geçirdiler. Bu özel gün daha sonra Mezopotamya tarihinin zaman dizininin oluşturulmasında bir referans noktası olarak kullanıldı. 622. İlk ezan okundu. Hicretin 1. yılına kadar namaz için ezan okunmazdı. Müslümanlar az ve toplu bir halde bulundukları için böyle bir ihtiyaç da hissedilmemekteydi. Namaz vakti gelince Esselatu Esselatu yani namaza namaza diye çağırıp ve bununla yetinirlerdi. Hicretten sonra Müslümanlar çoğalmaya başladığında artık Esselatu diye çağrılması maksadı temin etmiyor, şehrin her tarafından işitilmiyordu. Bundan sonra namaz vakitlerini bildirecek bir vasıtaya ihtiyaç vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Zeyd Hazretleri ile Hazreti Ömer'in rüyada gördüğü ezanı Hazreti Bilal'e okuttu. Ve o tarihten itibaren ezan namaza çağrı için 5 vakit olarak okunmaya başlandı. Ezan aynı zamanda İslam'ın en büyük sembollerinden biridir. 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. 1896 Depremler ve tsunamiler ülkesi Japonya'da meydana gelen bir tsunami 22.000'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Bu Japon tarihine en ölümcül tsunami olarak geçti. 1938 Medeni kanundaki evlenme yaşı kadınlar için 15, erkekler için 17 olarak düzenlendi. Sonradan kadınlar ve erkekler için evlenme yaşı 18'e çıkarıldı ve bu uygulama toplumda yoz ilişkiyi ve zinayı yaygınlaştıran başlıca nedenlerden biri oldu. 1994 Siyonist işgalciler ve Vatikan tam diplomatik ilişki anlaşmasına vardı. Böylece Katolik dünyasının dini otoritesi Siyonizmle tam bir dayanışma içerisine giriyordu. 2016 Adana'da İslami STK üyesi 12 kişi hakkında dava açıldı. Dava dosyasında İslami faaliyetlere katılmak suç sayıldı. 2018 Pakistan Taliban'ı lideri Molla Fazlullah, Kunar eyaletinde ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda şehit edildi.